İstanbul 2 milyonluk bir şehirdir. Herkes işinde gücünde kendi kaderini yaşar. Bazı insanlar kendi kaderlerine başkalarını da zorla ortak ederler. Bunlar kanun dışı hareketleriyle cemiyet düzenini bozanlardır. Cemiyet bunlara karşı tedbirlerini almıştır. Burası İstanbulluların emniyet içinde yaşamalarını sağlayan müdürlüğün merkezidir. Bu dosyalar işlenmiş çeşitli suçların delilleridir. İçlerinde binlerce kanun dışı işin hikayesi yatar. Kimi gülünç, kimi facialarla dolu hikayeler. Alo, buyurun efendim. Benim efendim. Baş üstüne müdür bey. Erol bey. Tarık İzaran dosyasını hazırlar mısınız? Şu 3 sene evvel emekliye ayrılan başkomiser Tarık İzaran'ın dosyası değil mi efendim? Merhaba. Merhaba. Ben gazeteci Suat. Buyurun. Tilki Laman'ı yakalayan komiser Tarık'ın adresini arıyorum. Bir röportaj serisi hazırlayacağım da. Buyurun. Ey gidi koca Tarık bey, onun mahiyetinde de çalışmıştım. Kıymetli bir arkadaştı. Adresi bu mu? Adresi mi? Ha evet. Eyüp'te ama hala orada mıdır bilmem, durun yazayım. Tamam, buyurun. İnşallah bulursunuz. Benden de selam söyleyin. Baş üstüne, Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Kapım önünden Süleyman aman civan ömrüm çürüdü.
Fatihciğim, halimi sorma! Ne oldu gene Saffet? Ne olacak, o çıkrık suratlı gelin? Kavga mı ettiniz? İlahi komşucuğum, o her günkü iş! Keşke kavga olsa, bu daha beter! Başıma bıraktış biçini şıllık! E'si ne olacak, defoldu gitti! Gözün aydın kardeşim, temelli mi bari? Temelli gidecek, ayol bizim oğlandan aptalını nerede bulacak? Çarşıya mı gitti? Yellos! Ölü yıkayıcı karı! Evvela saçını yaptıracakmış, sonra da sinemaya gidecekmiş! Son gidişi olur inşallah! Ay çenen tutulsun! Son anırışın olsun inşallah! Çocuğumu uyandırdım! Pek yellozdur anası, aptalı cadır babası, deli kitir hamantası, pek şıllıktır anası. Hu yavrum minni, ağrıyor yine belim, neredesin kafir gelin, süpürge saçlı delin, bizi mahvettin gelin. Şu delinin zoruna bak! Ayol buraya girilir mi? Burada namahrem var! Dur başımı örteyim! Hanım, kabahat mi ettin? Tabii kabahat ettin ya! Nereye boşaltayım? Ağzımın içine! Kapıyı kim açtı sana? Hiç erkeksine girilir mi? Defol oradan! Su filan isteyen yok! Su isteyen kara evinde oturur da parasını tıkır tıkır sayar! Benim de kabahatim var canım! Hadi oradan hep suratlı herif! Belini kırarım alimallah! Defol! Devam diyorum sana! Hanım, kendine gelsene, benden ne istiyorsun? Ay, bir de sen mi karşıma çıktın? Zaten sinirlerim üstümde, kazık kadar herif odama girdi! Kan beynime çıktı, şimdi senden mi uğraşacağım? Valide Hanım, dur kapama, bir dakika! Adeli'nin zoruna bak! Valide Hanım, ben gazeteciyim! Gazeteci mi? İstemez oğlum! Acele Sami bizim her sabah gazetemizi getiriyor! Valide Hanım, ben yazı yazan gazeteciyim, satan değil! Emekli başkomiser Tarık Bey'i görmek istiyorum! Ha, deminden beri söylesene! Onlar şimdi bizim yanımızda oturuyorlar ama evde yoklar! Eyvah! Neredeler peki? Karısı İstanbul'a indi! Kocası da şurada tepede bir kahve var! Dur bakayım neydi onun adı? Ha, Pierlotti kahvesi, oraya gitti! Dur deli diyecek! Komiser Tarık Bey nerede? Şurada oturuyor. Heh, sağ ol. Şey efendim, ben Suat. Tarık Bey'le müşerref oluyorum. Estağfurullah. Evet efendim. Ben deniz gazeteci Suat. Memnun oldum, ben emekli başkomiser Tarık. Oğlum bize iyi çay! Efendim, müdüriyetten adresinizi aldım, sizi rahatsız ettim. Estağfurullah, buyurun oturun efendim. Sağ olun. Buyurun efendim. Gazetem büyük hırsızlık vakaları başlığı altında unutulmaz polis vakalarını yazmaktadır. Bu arada sizin kahramanı olduğunuz meşhur Tilkileman vakasını da yazmak istiyoruz. Seneler geçti aradan. Nereden aklınıza geldi bu? Patron akıl etmiş efendim. Evet. Tilki Leman ve genç bir tarihi memuru. Buyurun efendim. Evet,
sizin için çok iyi bir hatıra olacak. Evet. Anlatacağım bu vakayı, siz genç gazeteci daha iyi anlayacaksınız. Zahmet et, dur yine. Tilki Laban'ın hikayesinin başladığı seneler genç ve mesleğine aşık bir polis memuruydum. O da Anadolu'dan İstanbul'a çalışmaya gelen genç bir kız. Köyünde kimsesizmiş. Ve o zamanın çok güzel ve çok güzel olduğu kadar da çok masum köylü kızı, gözlerinde bir ümit ışığı, kapıcının verdiği adresi sonra sonra Fenerbahçe'ye gelmiş. Ne haber, sen teminden beri bir tek balık tutamadın. Benimki tam 8 oldu. Ne yapalım, şansım yokmuş. Gene boş çıktı. Affedersiniz. Hadi, kurtar bakalım. Entariniz yırtılacak. Çekelim. Ne güzel şey. Güzel ama sana ne? Hadi arkasından gitsene, gitsen ne olacak? Sen hep böyle oltanın ucuna gelen balıkları kaçırırsın zaten. Gel benden. Ne yapacaksın? Arabayla takip edelim. Oo, hadi. Bana bak Daşçı, gel de seni gezdireyim. Hadi nazlanma, gel de gezdirelim. Senin hiç işin yok mu be? Benim işim senin gibi güzelleri gezdirmek. Hadi gel bakalım. Hadi. Git işine be. O da yırtıcıymış be. Ben ona gösteririm. O kadar üstüne düşme. Başına iş açarsın elin hizmetçisiyle. Hadi gel de gidelim. Şahiste Hanım'ın köşkü hangisi? Aha, orası abla. Sağ ol. Leman'ı o gün işe kabul ettiler. Vazifesi hasta, fakat çok iyi kalpli bir kadına bakmaktı. İlaçları aldım hanımefendi. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Bir bardak su ver de şu hapımı yutayım. Laman, suyu sonra verirsin kızım. Şu kapıyı açıver. Peki efendim. Siz ne istiyorsunuz? Dağdan gelmiş bağdakini kovacak. Şimdi anlıyorum. Bugün bize gelecek hizmetçi demek sendin. Nasılsın anne? Bugün biraz daha iyiyim. Allah razı olsun Laman'dan.
Buyurun hanımefendi. Ölmüşlerinin canına desin. Şifalar olsun efendim. Bana müsaade ederseniz içeride yapacak işlerim var. Peki yavrum. Zavallı kızcağız. Bunlara acımaya gelmez anne. Hizmetçi değil mi? Ellerine fırsat geçse insanı bir kaşık suda boğarlar. Niçin böyle konuşuyorsun yavrum? Düşmez kalkmaz bir Allah. Bizim sonumuzun ne olacağı malum mu? Peki anne, senin dediğin olsun. Fakat göreceksin, tahminlerinde yanılacaksın. Bu akşam arkadaşlarda toplantı var, oraya gidiyorum. Biraz paraya ihtiyacım var. Yavrum, ne kadar çok para harcıyorsun. Daha sabahleyin 500 lira. İnanın bana, kaza oldu. Sakın annenize söylemeyin, üzülür. Aylığımdan öderim. Güleyim bari. Aylığından ödermiş. Kendini satsan bu baba yadigarını ödeyemezsin. Hayır, hayır, dokunma bana. Ne oldu? Ne olacak? Senin itimat ettiğin hizmetçi babamın yadigarı olan vazoyu kırdı. Sinirlenme yavrum. Ne yapalım evladım? İsteyerek kırmamıştır. Kaza olmuştur. Yine onu müdafaa ediyorsun anne. Peki ben gidiyorum. Bana para verecek misin? Şu anahtarla benim dolabımı aç. Ama 300 liradan fazla alma. Olur anneciğim, teşekkür ederim. Ne oldu? Paralar suyunu çekti. Dur Zeki. Sana son bir şans verebilirim. Söyle. Hani bugün bir şeyden bahsetmiştin ya? Anlamadım.
Hatırlasana canım. Annenin dolabında bulunan mücevherler meselesi. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Bu saatlere kadar benim için uykusuz kalıyorsun. Ne ziyanı var hanımcığım? Yeter ki sen iyi ol. Oh, biraz rahatladım. Sen artık yat kızım. Sabaha az kaldı. Hadi yavrum. Peki hanımcığım. Zeki gelmedi mi? Gelmedi hanımcığım. Allah'ım, sen bu çocuğu ıslah et. Ne yapar, ne eder bu saatlere kadar? Meş Şimşek'ten aldığım paralara karşılık annemin mücevherlerini vereceğime dair senettir. Şansın yokmuş. Bana bak, yanına bir adam vereceğim, hemen mücevherleri uçla.
Geldin mi evladım? Cevap versene. Gel biraz yanıma. Ne var anne? Gel evladım, yanıma gel. Benim uykum var anne, sabahleyin görüşürüz. Buraya gel, cevap ver. Anahtarı ne yaptın? Ben anahtarı almadım. Görmedim bile anne. Yalan söyleme oğlum. Gecenin bu saatlerine kadar ne yapıyorsun? Cevap ver bana. Of, uykum var benim. Zeki, beni dinle. Cebinden düşenler ne? Bir şey değil. Cevherler. Şimdi anlıyorum. Ver onları bana. Onlar babandan son kalan yadigarlar. Onları bırak hiç olmazsa. Zeki. Evladım. Yavrum. Çok hastayım. Ne olur anneni üzme. Yalvarırım sana. Kendine iyi bir yol tut. Bırak şu mücevherleri. Bırak. Al bakalım. Tamam mı? Tamam. Hayırsız oğlan. Beni mahvetti. Allah, beni affet. Evin hanımı öldükten sonra hizmetçi Leman gene evde çalışmak mecburiyetinde kalmıştı. Daha bu işleri bitirmedin mi? Görüyorsunuz ki çalışıyorum. İçeri gel, seninle konuşacaklarım var. Bana bak. Şimdi beni dinle. Dün noter annemin vasiyetnamesi üzerine dolabını açtı. İçindeki mücevherler eksik. Bunu çok iyi biliyorum ki o mücevherleri sen çaldın. Hayır, hayır, ben çalmadım. Doğru söyle diyorum, sen çaldın onları. Yalan söylüyorsunuz, ben çalmadım onları. Sus, sen çaldın. Yalancı! Sana bu gece yarısına kadar mühlet. Eğer onları yerine koymazsan vay haline. Allah'ım, ben çalmadım.
oldu? Mücevherleri yerine koydun mu? Hayır, bana iftira ediyorsunuz. Yemin ederim ki ben çalmadım. Hala inkar mı ediyorsun? Ölürüm de sana teslim olma. Kuduz karı, şimdi sana gösteririm. Karakol mu? Ben Zeki. Size mühim bir hırsızlık vakası ihbar edeceğim. Bu hırsızlık evimizde yapılmıştır. Annemin mücevherlerini hizmetçimiz Leman çalmış. Evet, peki. Ben onu siz gelinceye kadar bir yere bırakmam. Adres mi? Çifte Havuzlar, Korulu Köşk. Evet, evet. Merak etmeyin, merak etmeyin. O hususta hiç merak etmeyin. Kapıcı Hasan amca burada mı? Hasan efendi memlekete gitti. Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Dilimde kuruldu son bir çift sözüm. Dilimde kuruldu son bir çift sözüm. Hem bakalım kim? Lemi, kucağında baygın bir kadın var. Git aç. Bizimki yine birini yakalamış. Ama bu sefer baygın.
O da kafese düştü desene. Kim bu kadın Lemi? Sus, kolonya getir. Bileklerine o da ayılsın. Az kaldı otomobilin altında kalıyordu. O zaman al başına bir bela. Hayır. Hayır, ben çalmadım. Ne olur bırakın beni. Ben yaşamak istemiyorum. Ne olur. Bırakın beni. Ben hırsız değilim. O mücevherleri ben çalmadım. Hayatımda hırsızlık yapmadım. Ne olur, ben o evde namusumla yaşamak istiyordum. Beni polise teslim etmeyin. Ne olur. Neredeyim ben? Söyleyin. Neredeyim, söyleyin. Hiç merak etmeyin küçük hanım. İyi bir yerdesiniz. Her şey yoluna girer. Şimdi biraz uyuyun. Hacer, sen yanından ayrılma. Biraz istirahat etsin. Ben salona geçiyorum. Ne oldu Lemi? Sormayın çocuklar, büyük ikramiye çıktı bize. Ne oldu? Kaç gündür bir tavcı arıyorduk ya. İçerideki istediğimizin alası. Her kuşun eti yenmez. Bakalım sizle çalışır mı? Görürsünüz, hem de nasıl çalışacak. Hem sizin gibi külüstür değil. Çalıştı mı bininizi bir paraya satın almaz. Onun karşısında sinirleri gevşemeyecek olanın alnını karışlarım ben. Merak ettim Belemi, bir de şundan bir sadalım. Aman kuşu kaçırma. Sen durma. Karşıdaki tütüncüye git, ne kadar günlük gazete varsa al. Evvela şu pilicin cemazıyla evvelini öğrenelim. Peki Lemi. Dün gece Fener yolunda eşine Ender rastlanan bir hırsızlık olmuştur. Leman isminde bir evlatlık, senelerce kendisine bakan bir ailenin kıymetli elmaslarını alarak ortadan kayboldu. Polis hırsızı her tarafta aramaktadır. Demek bu hırsızlığı sen yapmadın? Hayır, hayır, ben yapmadım. Yapmadıysan niçin kaçtın? Ben de bilmiyorum. Dünya böyle kızım, sen yapmasan da yaptın diyecekler. Sokağa çıkar çıkmaz kuyruğundan yakalarlar, kodesi boylarsın. Ölsem daha iyi. Deli misin be? Bu işler ölmeye değer mi? Gençsin, güzelsin. Peki ben ne yapacağım şimdi? Otur bakalım şuraya. Bacak bacak üstüne at. Ah şöyle. Sen güzelliğinin hiç farkında değil misin Allah aşkına? Bu kötü elbiselerin altında bile fark edilen harika bir vücudun var. Çok yabanisin. Şimdi beni iyi dinle güzelim. Lüks içinde yaşayacaksın. Artık sana kimse hizmetçi diyemeyecek. Kürk mantolar, elmas küpeler ve lüks otomobiller içinde ömür süreceksin. Tıpkı prensesler gibi. Kalk ayağa bakayım. Şöyle biraz yürü.
Ben Prenses Leyla'nın şoförüyüm. Buyurun. Prenses hazretleri elmas koleksiyonunuzun şöhretini işitmişler, görmek istiyorlar. Emrederler, kendileri teşrif etmediler mi? Prenses otomobildeler. Muhterem zevsleri Prens Gazal Mısırlıdır ve biraz mutaassıptır. Evet. Namahremdir, pek görünmek istemezler. Hususi bir mahalleniz mevcutsa şayet o. Emrederler, bir Roma geçeriz, kimse rahatsız etmez. Güzel, şu halde Prenses hazretlerine söyleyeyim. Bekliyoruz. Osep, buyur ustacığım. Yağlı bir müşteri geldi bak. Baş ne ustacığım? Buyurun, buyurun efendim, efendim. Buyurun, buyurun. Lütfedin efendim, şöyle buyurun, rica ederim. Şöyle buyurun. Buyurun, oturun. Hoş geldiniz Prenses Hazretleri. Nezaketinize çok teşekkür ederim efendim. Bir ahbabımdan elmaslarınızın metini duymuştum. İnşallah aradıklarımı bulurum. Aman Prenses Hazretleri bendelerini ihya ettiler. Kendileri ne kadar güzel Türkçe konuşuyorlar. Tabii, her sene yaz tatillerini İstanbul'da geçiririm. Öyle mi? Hayranlığım büsbütün arttı. Emirleriniz? Acaba koleksiyonunuzu görebilir miyim? Emredersiniz Prenses Hazretleri. Fena değil. Evet, fena değil. Birkaç şeyi beğendim. Yalnız bir ricam olacak. Prenses Hazretleri emrederler. Kocam alacağım şeyleri görmeden izin vermez. Bu hafta içinde arabamı gönderip sizi köşke rica etsem. Nasıl arzu ederseniz efendim. Sizin için bu şekil çok istifadeli olacaktır. Çünkü görümcelerim Şehbal ve Şehnaz hanımlar da köşkte misafir. Alakalarına nail olabilirsiniz. Anlaşmadık. Güle güle, buyurun. Şöyle buyurun. Aman efendim, söyleyecek söz bulamıyorum. Bir iki güne kadar arabamı yollarım. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Numarasını aldım ustacığım, 1882 Arapça yazılı. Utanmıyor musun sen? Böyle asil bir ailenin numarası alınır mı? Sen daima tedbirli olalım demiyor muydun? Böyle asil aileler için değil. Müesseseniz fevkalade. Bilhassa kocam için tensip ettiğiniz daireyi çok beğendim. Kliniğimiz lüks bir müessesedir efendim. Gayemiz, hastalarımızı gayet büyük bir gizlilik içinde tedavi etmektir. Ben de kliniğinizi bunun için seçtim. Çünkü kocam tanınmış bir insandır. Böyle bir hastalık yüzünden tedavi edildiğinin bilinmesini istemiyorum. Merak etmeyiniz prenses. Hastalarımın hüviyetlerini benden başka kimse bilmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hastalığın belli başlı arazını not edelim. Lütfen not alın. Kocam mücevherlerini ve elmaslarını çok sever. Son zamanlarda bu hastalık korkunç bir hal aldı. Elmaslarının çalındığını iddia etmeye başladı. Bu fikri sabit, saadetimizi mahvedecek. Merak etmeyiniz prenses. Kocanızı iyi edebileceğimi zannediyorum. Umumi vakalardandır. Hastayı ne zaman getireceksiniz? Gün tayin edemeyeceğim. Kocamın asabi durumuna bağlı. Doğru. Kendilerini buraya ne bahaneyle getireceksiniz? Tasavvur edin, koskoca bir prens kendini kuyumcu zannediyor. Burasını tanınmış bir ailenin, mesela Prens Gazal'in köşkü desek, elmas koleksiyonunu satın almak istiyor. Nasıl?
Affedersiniz prenses. Prens Gazzal bizzat kocanızın ünvanı değil mi? Maalesef. Ama o şimdi kendini kuyumcu Halit zannediyor. Tamamen başka bir şahıs olduğuna inanıyor demek. Hmm, hastalık ağır. Zavallı kocacığım. O kibar, o asil prens. Ne feci akıbet. Yalvarırım, yatıncaya kadar buranın bir akıl hastalığı kliniği olduğunu anlamasın. Siz üzülmeyiniz efendim. Beyaz gömlek bile giymeyiz. Hasta getirildiği zaman kliniğin tabelasını bile kaldırırız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zavallı kadın. Üç gün evvel çalınan ecnebi plakalı hususi araba dün gündüz boğazdan geçerken görülmüş. Trafik şubesine bildirin, bütün hususi arabaları sıkı kontrol etsinler. Başüstüne efendim. Dün bir arkadaş Tilki Leman'a benzeyen bir kadını Manolya gece kulübünde görmüş. Leman Paris'e kaçmamış mıydı efendim? Tilki Leman'ın ne yapacağı bilinemez. Dikkatli olmalıyız. Gidebilirsiniz. Evet. Tilki Leman, asıl ismi Seniye Kızı Leman Işığı Sel, doğumu... Usta, prensesin arabası geldi. Buyurun. Prens Gazal Hazretleri ve prenses hemen teşrifinizi bekliyorlar efendim. Bir dakika, baş üstüne şimdi. Gidelim. Usta, ben de geleyim mi? Hayır, sen dükkanı bekle, ben bir iki saate kadar dönerim. Numarası, plakası belli. Prenses de prenses ama gene içim rahat değil. Çok güzel döşenmiş. Ya. Şimdi ne yapacağımızı tekrar edelim. Ben hiç görünmeyeceğim. Kapıyı hemşire açacak. Nesin Hanım? Efendim. Tabelayı kaldırttınız evet, değil mi? Evet doktor. Güzel. Ya, ya. Şu gömleği alın. Siz de çıkarın. Peki doktor. Güzel. Hasta gelince hemşire haber verir. Aman yarabbi, geldi bile. Ne yapacağız şimdi? Sakin olun rica ederim. Hastanız heyecanlanmamalıdır. Hiç şüphelenmemeli. Evet. Lütfen odaya geçin prenses hazretleri. Şöyle buyurun efendim. Şimdi prenses hazretlerine haber veririm. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Size zahmet oldu efendim. Aman efendim, ne demek? Bilakis ben... Rahat geldiniz. Çok rahat efendim, adeta uçarak geldim. Sizi fazla meşgul etmeyelim, buyurun oturun. Teşekkür ederim prensesim. Prens biraz üşütmüş, nezlesi var. Özür diliyor, bir dakika. Prens, kuyumcu Halit Bey geldi. Hastalığınızı söyledim. Taşları getireyim mi? Yatağınızda bakabilirsiniz. Müsaade eder misiniz? Emredersiniz. Buyurun efendim.
Hala hala, iyi, şüphelenmedi. Ben şimdi enjeksiyonu hazırlayayım. Aman doktor, fena bir şey olmaz değil mi efendim? Üzülmeyiniz. Hemşire ilaçlı kahveyi verdi. İçince biraz uyuşur. Ben şimdi içeri gideyim Prenses Hazretleri. Hazretleri uyudular. Elmasları oraya bıraktım. Bunlar aile yadigarıdır. Onu çok merak ediyorum. Bu hususta endişe etmeyin prenses. Sizi çok minnettim. Rica ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle efendim. Prenses Hazretleri! Prenses Hazretleri! Prenses Hazretleri! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Aman Allah'ım, bunlar sahte! Prenses! Prenses! Yoksa o da mı sahte? Aman yetişin! Yetişin imdat! İmdat yetişin! Yetişin imdat! Emriniz Prens Hazretleri? Efendim bir zuhul var! Bendeniz Kuyumcu Halit! Malum efendim, malum! Kuyumcu Halit! Kemerleriniz de yanınızda! Evet! Gelin şöyle! Merak etmeyin! Ayağınızı öpeyim! Ben Kuyumcu Halit! Demek tanıdınız! Hiç tanımaz olur muyum Prens? Hoppala! Gene sapıttı! Efendim evet. Soyuldum, mücevherlerim çalındı! Evet. Aman Bay Halit, kutular elinizde ya! Bunlar sahte efendim! O prenses midir ne karın ağrısıdır, beni soydu, mücevherlerimi çaldı! Mahvoldum! Mücevherlerim! Mücevherlerim çalındı! Mücevherlerim! Kriz başlıyor. Zavallı prenses bu hallere nasıl tahammül etmiş? Aman kıymayın, öldürmeyin. Hepsi sizin olsun, hepsi sizin olsun doktor. En azından 300 bin liralık iş kıvırdık. Akıl hastanesini iyi akıl ettik. Hızlı sürüyorsunuz. Prenses Hazretleri mi buyurmuşlardı? Özür dilerim efendim. Sadece ihtar bayan. Çok naziksiniz, gidebilir miyiz? Buyurun. Çalınan araba bu olabilir. Telefon edeyim. Alo, alo. Ben 122 Ahmet.
Çalınan araba Maslak'tan İstanbul'a gidiyor. Alo, alo. Burası polis santralı. İki numaralı mıntıkadaki seyyar ekip Zincirli Kuyu Şişli yolunu kuşatsın. Alo, alo. Çalınan ecnebi plakalı siyah renk kapalı araba Zincirli Kuyu'dan Şişli'ye doğru ilerlemektedir. Alo, alo. Bütün birlikler, uyanık olun. Memurun yüzünü hiç beğenmedim. Ben de Lemi. Aman arabayı hızlı sür. Hızlı. Enselendik mi dersin? Mühimci işini daha öğrenemezler ama çaldığımız arabayı tanıyabilirler. Şimdi bir kolayını buluruz. Eyvah, benzin deposunu deldiler. Hemen bir fundalı asap. Kaçalım çabuk. İleride bir tanıdığın köşkü var, orada saklanırız. Kaçmışlar. Demek aşağıda gördüğünüz otomobil prensesi getiren araba, öyle mi? Evet, o kendisi. Şu resimlerin içinden arabayı kullanan şoförü bulabilir misiniz acaba? Şuna benziyor efendim. Güzel. Şimdi size bir resim daha göstereceğim. Çok dikkat etmenizi rica ederim. Tanıyamadım. Sizin prensese benziyor mu? Benziyor ama... Eşkalini tarif edebilir misiniz? Uzun boylu, balık etinde bir kadın. Peki, bu bize fazla bir şey öğretmez. Evvela Lemi'yi bulmamız lazım. Bana Tarık'ı çağırın, içeriye de kimse girmesin. Başüstüne efendim. Ah zavallı kocacığım! Acaba canına kıymışlar mıdır? Üzülmeyin hanımefendi, ona bir şey yapmazlar. Şimdilik gidebilirsiniz. Lüzum oldukça biz sizi çağırırız. Gir. Buyurun, beni istetmişsiniz. Tarık, sana göre bir iş çıktı. Emredersiniz. Gel şöyle yanıma otur. Kuyumcu Halit meselesinden haberin var değil mi? Evet efendim. Güzel. Bu işi sana havale ediyorum. Dosyayı incele ve lüzumlu yardımcılarını ayır. Hiçbir ipucu yok mu? Bir şahit arabanın şoförünü tanıdı. Elimizdeki resim de onun Lemi olduğunu gösteriyor. Yanındaki kadını tanıyamadılar. Fakat ben Tilkilaman'dan şüpheleniyorum. İlk önce onu buluruz, sonrası kolay. Ben bunu bu kadar satıyorum. İster al, ister alma. Biraz sonra Leman gelecek, onunla konuş.
işte böyle. Lemi'yi yakaladı, içeri doğru götürüyor. İstersen gel oraya dur. Kimse kıpırdamasın. Lemi sen beni takip et. Mıgırdıç, kambur yana söyle eve telefon etsin. Peki abi. Al şu parayı. Sağ ol ablacığım. Hadi. Sağ ol. Allah bereket versin. Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin. Sana kaç kere söyledim, iş tuttuğun yerde içme diye. İçmezsin de ne yaparsın? Şükretmeyeceğim mıgıra. Yoksa şimdi içerideydim. Ne yapalım yani? O meyhanede içme, bu meyhanede içme. Aa, çok oluyorsun ama. Ne kızıyorsun? Kızmıyorum. Gel, otur şöyle. Fena. Demek kamburyan 37.000'den fazla vermiyor. Polis çok sıkıştırıyormuş. Piyasa hırsızlık malı almaya korkuyor. Bu perşembe uçakla Adana'ya gideceksin. Evet. Orada Nubar Efendi'yi bul. Mücevherleri iyi fiyatla satsın. Sonra Mısır'da buluşuruz. Ben gelinceye kadar Kahire'de kalırsın. Emredersiniz Prenses Hazretleri. Şimdi alayın sırası değil. Herkes seni kardeşim biliyor. Dediğimi yap. İyi ama korkuyorum. Korkma. Ben birazdan biletini alacağım. Havaalanında buluşuruz. Seni Adana'da karşılayacaklar. Alo. Burada vereyim. Seni istiyorlar. Ne var? Kasım sen misin? Evet. Hazır mı? Bu akşam mı? Bu akşam olmaz. Yorgunuz. Yarın gece tam saat 3'te buluşuruz. Talihli adamsın vesselam. Giderek gene kısmetin çıktı. Nihayet beklediğim gün saat geldi. Artık bu soygundan sonra seni kendi elimle evlendiririm. Ya sen hep bekar mı yaşayacaksın? Benim aşkı düşünecek vaktim olmadı ki. Kim bilir, belki bir gün ona da vakit bulabilirim. Soygun ne zaman? Yarın gece. Aman Allah'ım! Şu başıma gelenlere bakın, hem elmaslarımı çaldırdım, hem diyeli diye tımarhaneye tıkıldım. Evimden barkımdan oldum.
Günaydın Prens Gazel Hazretleri. Kurbanınız olayım doktor, ben kuyumcu Halid'im. Yalvarırım polise haberdar edin ben. Malum, malum. Şok tesir etmedi. Sonra doğrusunu isterseniz bakışları şuurlu. Üstadım, meşguliyetinizden duymadınız galiba. Neymiş o? Gazeteler bir kuyumcu Halit vakasından bahsediyor. Ne diyorsunuz, verin bakayım bana. Aman Allah'ım! Gene kapadılar! Bu gidişle sahiden çıldıracağım ben! Sahiden! Allah'ım! Merhamet et! Acı bana! Bu kadar feci bir hataya ben nasıl düştüm? Meğerse o masum bakışlar bir yılanmış! Alo! Alo! Emniyet müdürlüğünü istiyorum! Bakalım bu akşam da aynı saatte mi gelecek acaba? Her zaman aynı saatte mi gelir? Evet, aynı saatte gelir. Kim bu Allah aşkına? Kim olacak? Meşhur bir güzel. İsmini cismini bilen yok. Yabancılarla konuşmaz, kimseyle dans etmez, şampanya içer, bol bol bahşiş verir. İşte geliyor. Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Adım Suzan. Ama arkadaşlarım bana Suzi derler. Ya sizin? Talat. Tüccarım. Acaba Suzi Hanım'la bir başka gün buluşmak imkanı yok mudur? Neden olmasın? Mesela perşembe günü saat tam 3'te Fenerbahçe rıhtımında. Kapının önünde bekleyin, ben pencereye tırmanırım.
yaşamak istiyorsan elmasların yerini göster. Bana bir şey yapmayacağınıza söz verin. Size anahtarı vereyim. Çok konuştun babalık. Kaybedecek vaktiniz anahtar yok bizim. Anahtar bende. Peki senin dediğin olsun, ver. Elmaslar büyük kasada. Kasada, yazıhanede. Babalık sakın bir kurnazlık yapayım deme, canını cehennemde bulursun, gençliğe yazık olur sonra. Yalvarırım, benim canımı bağışlayın. Aç şu kasayı. Ve moruk doğru söylemiş. Teşekkür et şuna. Saatten haberiniz var mı abla? Var. 3:10 geçiyor. Sağ olun. Evet efendim, çok benziyor. Bilhassa gözleri. Fakat gene de kat'i bir kararım yok. Benim gibi. İstemeden size çok acı çektirdim. Ah, o fettan insana neler yaptırmaz. Bunca yıllık kuyumcuyu bile avladı. Hepinize teşekkür ederim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Doğrusu çok müteessirim. Olur böyle şeyler doktor, olur. Teşekkür ederim doktor. Rica ederim. Tarık bu kadınla dans etti mi? Evet. Ona benziyor mu? Andırıyor. Galiba Tarık izi buldu. Şimdi beni dinle. Onları adım adım takip edecek ve bana bildirecek. Emredersiniz müdür bey. Ali, bana komiser Hayri'yi verin. Sen misin Hayri? Derhal kuyumcu Halide git, bir iki gün geceleri bir yere çıkmasın. Tilkilama, galiba bu sefer kürkçü dükkanına kendi düştü.
hiç kimse rahatsız etmesin. Nasıl bir kadınsın, kimsin hiç bilmiyorum. Sadece ismini, Suzi. Ne lüzum var daha fazla tanımaya? Suzi, bir bilsen. Tanışalı daha 3 gün oldu, ne çabuk. Dans edelim mi? Seni niçin daha önce tanımadın? Tanısaydın ne olacaktı? Bana kuvvet verecek, bana yardım edecek biri lazımdı. Şimdi? Oh, şimdi artık çok geç. Plak bitti. Tanışalı 3 gün olmuştu değil mi? Seni seviyorum. Mesut musun Talat? Demek beni seviyorsun. Hem de pek çok. Ne olursa olsun her zaman sevecek misin beni? Her zaman, hayatımın sonuna kadar. Ama benim mazimi hiç bilmiyorsun. Öğrenince benden nefret etmeyeceğine söz ver. Söz veriyorum. Sevgilim benim. Ben 319 Ali. Onları sabahtan beri takip ediyorum. Şimdi taksiye bindiler. Herhalde Manolya pavyonuna gidiyorlar. Hadi gidiyoruz. Alo. Alo. Evet, benim. Kimsin? Peki, anladım. Hemen geliyorum. Derhal Halit Bey'in evine çek. Baş üstüne.
Yavuz'u neden seviyorum biliyor musun? Neden? Seninle ilk defa burada tanışmıştık tamamda. Teşekkür ederiz. Sizi buyurun evinize götürsünler. Yalvarırım, tutun şunu. Beyi götürün. Baş üstüne. Tarık abi ara benim istediğimi söyle. Peki efendim. Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var ya. Bu işi neden bu kadar uzattığını anlayamadım. Mesleğimiz tehlikeli. Tehlikeli olduğu kadar da fedakarlık isteyen bir meslektir. İnsanı yalnız kurşunla can evinden vurmazlar. Bazen de bir çift göz polis için büyük bir tehlikedir. Vazifemle bir kusur etmedim zannederim. Emin misin? Dün gece sizi iyice tetkik ettim. Şu anda ıstırabını anlıyorum Tarık. Mamafi ilk defa seni sevdi ve aşkı ona ele verdi. İnkar etmiyorum, kalbimi kaptırdım. Mesleğimizin buna tahammülü yok. Bu iş için yerine başka birini tayin edeyim mi?
onu seviyorum. Fakat bu vazifemi yapmama engel değil. Peki onu ne zaman teslim edeceksin? Yarın. Teşekkür ederim. Unutma ki ben de insanım Tarık. Kalbim taş değildir. Suçsuz olsaydı kalbi sana layıktı fakat... Evet, o tilki Leman'dır. Her şeyi biliyorum. Yarın teslim edeceğim. Tarık, her zaman güvenilebilir bir arkadaşımsın. Vazifeni yapacağından eminim. Hiç merak etmeyin efendim. Onun aşkından ölsem de vazife her şeyden mukaddestir. Sağ ol yavrum. Bu iş de bitti demektir. Gidebilirsin. Yarın görüşürüz. Sağ olun efendim. Sevgilim ve vazifem kafamda çarpışıyordu. Onu çok seviyordum. Fakat vazifem onu adalete teslim etmemi emrediyordu. Seviyorum. Seviyorum ama sen bunu anlayamazsın. Hayrola, bu ne kıyafet? Ne yapayım? Banyo yapıyordum. Ah sevgilim, çok korktum. Neden? Ah bir bilsen, söyleyemem. Korkuyorum seni kaybederim diye. Ahbapla, yüzükler için. Adana'da Ömer Bey bulamazsam ne yapayım? Ay, güle güle şekerim, biz sana yazarız. Sevgilim, bugün kuyumcudan evvel bir ahbabım seyahata gidiyor da... istersen hava meydanına gidip onu teşhi edelim. Hı? Sonra yüzüklere bakarız. Olur canım.
Passenger to Rome, get ready. Passenger to Rome, get ready. Thank you. Biraz benden gel kardeşim. Gel. Dur. Dikkat, dikkat. Adana yolcuları 42 numaralı arz uçağına! Dikkat, dikkat! Adana yolcuları 42 numaralı arz uçağına! Dikkat, dikkat! Adana yolcuları 42 numaralı arz uçağına! Baksana, meyve suyu ver. Kavgadalar. Anladım. Bir dakika sevgilim, ben pardesümden sigaramı alayım. Peki canım. Sen bunları oyala, ben tayyareyi kaçırmayayım. Geç öteye.
biliyorlar. Oh, hızlı sür, ne olursun hızlı sür. Araba teklemeye... Daha hızlı sür. Limanı müdüriyete getireceğim. Artık bizi takip etmeyin. Tarık. Leman! Leman! Dur Leman! Niçin kaçıyordun? Oh, kaçalım, korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Onlardan korkuyorum, ne yapayım? Beni affet. Ben kötü bir kadınım. Hakikati öğrenirsen benden nefret edeceksin. Kaçacaksın benden. Anlat bana her şeyi. Yüzüme bak. Hayır, hayır, hayır. Yüzüne bakamam. Gözlerindeki hakikat işi ne zamandır bütün bunları itiraf etmeme mecbur ediyordu beni zaten. Yaptıklarımı ne kanun ne de Allah affeder. Ben aylardır bir soyguncu şebekesinin elinde oyuncaktım. Bugüne kadar onlardan kaçtım. Fakat bugün Lemin'in yakalandığını görünce... Hayır Leman, polisten kaçamazdınız. Daima peşinizdeydiler. Her an yakalayabilirlerdi. Hatta şimdi bile. Hayır, hayır. Şimdi izimizi kaybettiler. Ben, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası'ndan Başkomiser Tarık. Seni tevkif ediyorum. Bırak beni, bırak! Hayır, hayır Tarık, hayır! Beni tevkif edemezsin. Yaklaşma bana, yoksa kendimi öldürürüm. Yaklaşma diyorum! Hayır, kendini öldürmeyeceksin. Seni seviyorum. Fakat seni kanuna teslim edeceğim. Seni çılgınca seviyorum, cezanı çekeceksin. Uzat ellerini. Yaptıklarına pişman olmuş insanları cemiyet seve seve bağrına basar. Teslim ol! Oh, Tarık! Tarık, yalvarırım sana, beni teslim etme! Seninle beraber kaçalım, gidelim buralardan! Oh. Şu anda seni tevkife beni mecbur eden sebepler... ...hiçbir büyük aşkın ve büyük kuvvetlerin altında mağlup olamaz. Beni affet Tarık. Senden bunu istememeliydim. Ne kadar kuvvetli bir insan olduğunu öğrendim. Bana yardım et Tarık. Cezamı çektikten sonra... ...namuslu insanlar arasına karışmama yardım et. Bütün kalbimle. Mahkeme kısa sürdü. Leman 4 yıl hapis yattı. Lemin oldu. Lemin... ...bir gün mahkemeden kaçmak isterken bir otobüs altında can verdi. Sonra Leman ne oldu?
bir daha hırsızlık yapmadı. Evlendi, namuslu bir hayat sürdü. Hatta polisle işbirliği yapıp büyük hizmetlerde bulundu. Sonra da... Burada mısın bey? Seni merak ettim. Tanıştırayım, gazetecilerimizden Suat bey. Karım Leman. Hani merak ettiniz, Tilki Leman. ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Efendim, müsaadenizle alalım. Güle güle. Gidelim hanım. Gemi kalkar, suları akar. Gemi kalkar, suları akar. Giymiş mor fey, seni de Süleyman aman. Bakışım canlar yakar.